Geri dönüyoruz. Ama efendim, havaalanına az kaldı. Uçak birazdan kalkacak. Bilmiyor muyum salak? Geri dönüyoruz dedim. Gelmeni isterimmiş. Bu senin lafın değil Hanzade. Hevesimi kursam da bıraktın Galip. Ben bunun hesabını sormaz mıyım senden? Esma Nur Hanım. Evet benim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Buyurun. Umarım burayı beğendiniz. İsterseniz başka bir yere gidebiliriz. Hiç gerek yok. Fazla vaktinizi almayacağım. Biri hakkında araştırma yapacaksınız. Onunla ilgili ne varsa, ailesi, dostları, geçmişi, hepsini bilmek istiyorum. Anlıyorum efendim. Adı ve çalıştığı yerin adresi burada yazılı. Ayrıca sizin için bir miktar peşinat. Teşekkür ederim Esma Hanım. İşe hemen başlayın. En kısa zamanda bir neticeye ulaşmanızı bekliyorum. Elimden geleni yapacağım. Bir de arkanızda iz bırakmayın lütfen. En kısa zamanda haberlerinizi bekliyorum. Kaç saat oldu? Hala ses seda yok. Biz işin iyi tarafından baktık. Belki bugün yola çıkmayacak. Kim bilir? Belki de çoktan giriş yaptı bile. Efendim? Roman polisinden aldığım son bilgileri aktarıyorum efendim. Evet, dinliyorum. Semih'in çıkış yapmadığını, hala Romanya içinde olduğunu düşünüyorlar. Neye dayanarak? Havaalanı yakınlarında bir pasaport bulunmuş. Semih'in fotoğrafıyla eşleştirilecek. Sonuçlar henüz gelmedi. Ama Romanya polisi Semih için çıkarılmış olduğundan emin. Peki tamam. Teşekkür ederim. Maalesef. Balık yemi yutmamış. Bu kadar kolay olmayacağı belliydi. Ne yapacağız şimdi komiser? Tekrar açık vermesini bekleyeceğiz. Bu işten huylandıysa bir süre ortalarda görünmez. Alanı giderek daralıyor. Ülkeye kolay kolay giremeyeceğini biliyor artık. Yani bir süre rahat mıyız? Hanzade Hanım için koruma ayarlayalım. Ne olur ne olmaz. Hiç gerek yok. Bence tedbir almakta fayda var. Oğlunuzu da düşünün. İyi günler. İyi günler. Hoşça kalın.
nefes çoğalır mı sevgisiz, görmeden hiç güneşi yeşerir mi çiçekler? Bir kelebek aşkla yanar kozada, incinir rüzgarlarda. Umutsuz, mutsuz durur. Bir kelebek aşkla yanar kozada, incinir rüzgarlarda. Umutsuz, mutsuz durur. Aşkla yanar kozada, incinir rüzgarlarda. Umutsuz, mutsuz durur. Akın, yarın gece için bir eksiğimiz yok değil mi? Yok abi, bütün hazırlıklar tamamlandı. Hı-hı. Aslında ufak tefek bir iki eksik var ama onlarla da akşamüstü şirkete geldiğim zaman ilgileneceğim. Sen şimdi gelmiyor musun? Yok abi, balımı kontrole götüreceğim. Akın, işin varsa ben kendim de gidebilirim. Olmaz kızım, yalnız gitme. Allah korusun, bak karnın burnunda. Siz gidin doktora. Ben şimdi şirkete gidiyorum zaten. Kalan işleri hallederiz biz. Bak oğlum, amcadan izin çıktı. Doktor amcayı ziyarete gidiyoruz. Akın. Ne var ya, oğlumla dertleşemeyecek miyim? Anlaşıldı, sen tatil istiyorsun. Hadi bugün benden sana izin. Gelme şirkete. Oğlumla dertleş bütün gün. Gördün mü oğlum? Ağlamak hep işe yarar. Hadi ben gideyim artık. Dur Galip, ben de seninle geliyorum. Nereye anne? Yarın geceki yemek için kıyafet diktirdim terziye. Onu alacağım. Yol üstünde bırakırsın beni. Hadi o zaman oyalanma çıkalım. Tamam, hazırım ben. Çantamı alayım çıkalım. Abi, bak bana ihtiyacın olursa ara, tamam mı? Sen izinlisin. Karının yanından ayrılma. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşürüz. Günaydın Suna. Saat kaç? Ay çok geç kaldım. Saat durmuş. Çalmadı sabah. Sen o dediklerimi aldırdın mı çocuklara? Suna, aradım ya sabah. Geç kalacağım. Alışverişi yaptır diye çocuklara. Aradın değil mi? Ya unutmuşum Nermin. Hay Allah'ım. Suna, seni cin mi çarptı? Nedir bu halin? Mektup mu? Kimden? Annemden. Hayırdır inşallah. Ay, ne diyor peki? Ankara'ya çağırıyor beni. Görüşmek istiyorum. E gidecek misin? Bu akşam için bilet aldım. Aa, git tabii. Ölümlü dünya. Ne olacağı belli mi olur? Yani iyi olur demek istiyorum. Bunca zaman görüşmediğini sata. Kaç yıl olmuştu? 5 yıl. 5 yıldır sesini bile duymadım. Kim bilir ne çok özlemiştir seni. Öyle mi dersin? Aa, deliye bak. Öyle tabii. Ana yüreği bu, dayanır mı? Bunca yıl dayandı ama. Yapayalnız bıraktı beni. Onun için de kolay değildir. Beni niye çağırdığını çok merak ediyorum. Görüşürüz Galip. Anne, işin bitince ara. Bekir'i yollarım seni alması için. Yok Galip, gerek yok. Ben taksiyle dönerim. Peki öyleyse. Hadi hoşça kal. Merhaba İsmail Hanım. Merhaba. Artık sizden ümidi kesmiştim. Baştan söyledim size, bu işler biraz zaman alır.
Beni böyle apar topar çağırdığınıza göre bir şeyler bulabildiniz mi? Benden hiçbir şey kaçmaz Esma Nur Hanım. Size anlatacaklarım var. Peki, gidelim. Hay Allah ya, geç kalmışım. Makbule niye seslenmedin bana? Seslendim ya hayatım. Bir yarım saat daha uyuyayım dedin. Öyle mi? Şunu bağlasana ne olur. Annem nerede? Hazır mı? Çoktan çıktı. Vallahi fena kaptırdı kendini bu iş kadını havalarına. Ya oyalanıyor işte, ne yapsın? Hadi canım. Karıcığım sağ ol. Kahvaltı yapmadan mı gidiyorsun? Ya atıştırırım ben bir şeyler şirkette. Acelem var. Niye bu kadar acele ediyorsun? Patron değil misin? İstediğin saatte gidersin. Makbule. Tamam canım, kızma hemen. Patronlardan birisin işte. Ne çıkar birazcık geç gitsen? Şirket yemeğinden önce halledilmesi gereken bir sürü iş var. Oyalanmaya zamanım yok. Yemekte giymek için aldığım elbiseyi göstereceğim sana. Acelem var. Akşam göstersen olmuyor mu Makbule? Yüzünü gördüğün mü var? Gece de geç geliyorsun hep. Tamam. Nasıl? Beğendin mi? Biraz fazla gösterişli değil mi? Nasıl? Hayatım, bu bir iş yemeği. Bu kadar gösterişli bir kıyafete hiç gerek yok. Ne yani? Gündelik kıyafetlerimi mi giyeyim? Zaten 40 yılın başına gidiyoruz bir yere. Ya iyi de bu kıyafette bütün gözler senin üstünde olacak. Diğerlerinin yanında bu kadar dikkat çekmen doğru mu sence? Diğerleri kim Veysel? Çelebiler mi? Biz onlardan değil miyiz? Annenle aranda geçenleri Galip biliyor mu? Hayır, anlatmadım. Geciktirmenin faydası yok Suna. İlk fırsatta anlatmalısın bence. Hı hı. Günaydın. Günaydın. İyi insan tam lafın üstüne geldi, günaydın. Hoş geldin Galip. Ay çok işim var. Hiçbir şey yetişmeyecek. Beni de lafa tuttun Suna. Nereden esti böyle sabah sabah? İşe gitmeden bir uğrayıp seni görmek istedim. Kahvaltı yaptın mı? Evde atıştırdım bir şeyler. O zaman sana şöyle güzel bir kahve yapayım. Şimdi hiç vaktim yok. Kalkacağım hemen. Tamam. İşler yoğun mu yine? Aslında bayağı bir ayına girdi. Ama işte son birkaç gündür şirket yemeğinin telaşı var. Şirket yemeği mi? Evet. Holdingin tanıtımı için. Bir çeşit açılış. Hı hı. Bütün ortaklar orada olacak. Sen de gelmek ister misin? Çok isterdim ama ben bu gece Ankara'ya gidiyorum. Ankara'ya mı? Öyle mi? Söylememiştin. Planlanmış bir şey değildi. Bugün karar verdim. İş için mi? Annemi ziyaret edeceğim. Ankara'da olduğunu bilmiyordum. Onlardan bana pek bahsetmedin. Ya, evet. İyi mi peki? Bir şey yok ya. Yok, iyi. Sadece özledim. Bir görüp göreyim dedim. Hı-hı. Ama yemeğe katılmamı istersen iptal edebilirim. Sonra giderim. Öylesine bir iş yemeği işte. Önemli bir şey değil. Sen planını bozma. Tamam. Ben artık gideyim Suna. Kardeşlerim sonunda isyan edecekler. İşleri bize yıkıp kaytarıyorsun diye. Beni habersiz bırakma. Bırakmam. Görüşemezsek iyi yolculuklar. Teşekkür ederim Galip. Sen de onlardan birisin Veysel. Ben de Çelebilerin geliniyim. Neden onlar gibi olmaktan bu kadar korkuyorsun? Senin bu saçma sapan davranışların yüzünden. Ne var benim davranışlarımda? Ahlaksızlık mı yaptım? Kimseye kötülük mü ettim? Hakkımız olanı yaşayalım istiyorum. Bu kötü bir şey mi? Yukarılara bakmaktan elindekini göremiyorsun. Hiçbir zaman da göremeyeceksin. Bir elbise yüzünden şu yaptığına bak.
Neden yapıyorsun bunu? Aç gözlü biri olduğumu söyleyip duruyorsun. Bunun için mi? Makbule. Tamam. Bir sürü insanın içinde seni mahcup olmanı istemedim. Çelebilerin küçük gelini gerçekten de bir hizmetçi parçasıymış demesinler diye aldım bu kıyafeti. Bunun bilinmesinden utanmam. Unuttun mu? Senin hizmet ettiğin kapıda ben şofördüm. Unutmadım. Ama artık her şey değişti. Sen şoförlük ettiğin yerde patron oldun. Patronların kardeşi oldun. Buna uygun davranmamız gerekmez mi sence? Belki de haklısın. Biz yine de nereden geldiğimizi hiç unutmayalım. Tamam mı? Sana çok yakışacak. Efendim. Tamam, gelsin. Hay Allah. Hoş geldin doktor hanım. Hoş bulduk. Ne o? Suratından düşen bin parça. Nasıl olmamı bekliyorsun Cemal? Anlaşıldı. Tersinden kalkmışsın bugün. Ama olsun. Bugün keyfim yerinde. Seni de neşelendirir, merak etme. Senin soğuk esprilerine gülmeye gelmedim. Niye geldin peki? Niye mi geldim? Unuttun mu? Bana bir sözüm vardı. Hayır, unutmadım. Ama sen fazla sabırsızsın. Beni oyalıyorsun Cemal. Akın'dan uzak dur, bırak dedin, bıraktım. Ama kaç ay oldu? Hala bir şey becerebilmiş değilsin. Nedir bu? Oku. Çelebiler Holding'in büyük gecesi. Gidiyor muyuz? Gitmiyoruz. Ben yalnız gidiyorum. 5 yıl öncesine kadar hayatında ters giden bir şey yok. Ama 5 yıl önce bir evlilik yapmış. Bu kadar mı? Adamla tanıştığında adam evliymiş. Devam et. Adam Sunay'la birlikte olabilmek için karısını boşamış. Bir süre sonra da evlenmişler. Demek öyle. Asıl hikaye bundan sonra başlıyor. Ailesi bu evliliğe karşı çıkmış. Yuva yıkanın yuvası olmaz tabii. Suna ailesine rağmen bu adamla evlenmiş. Onlar da kızlarını evlatlıktan reddetmişler. O zamandan beri de hiç görüşmemişler. Bu arada geçen sene babasını kaybetmiş. Evliliğine ne olmuş peki? Asıl bomba haberi sona sakladın. Evet. Adamın eski karısı bu durumu bir türlü hazmedememiş. Kıskançlıktan akıl sağlığı bozulmuş. Ve bir gün adamın iş yerine basıp önce onu sonra da kendini öldürmüş. Anlamıyorum ya. Neden ben de gelmiyorum? Gelmeyeceksin işte o kadar. İyi ama neden? Bak kızım, bu bir iş yeri. Benim için önemli bir gece. Bir sürü önemli insanın ortasında Galip Çelebi ile el sıkışacağım. İyi tamam ama bundan bana ne? Seni yanımda götüremem, anlasana. Akın Çelebi'nin eski sevgilisini koluma takıp gidersem ne düşünürler sence? Ne düşünürlerse düşünsünler. Senin için öyle tabii. Ama ben bu fırsatı eski sevgilin seni görsün de aşkı depreşsin diye harcayamam. Ama... Sen gelmiyorsun. İşte o kadar. Gözden kaçırdığımız bir şey yoktur inşallah. Bu kadar telaşlanma Galip. Her şey yolunda. Bizim için önemli bir gece olacak müdür. Kendimizi iyi tanıtmamız lazım.
Aslında seninle konuşmak istediğim bir mesele var. Nedir o? Diğerleri de benimle aynı fikirde. Marka danışmanları. Müdür söylesene. Neymiş marka danışmanlarıyla aynı fikirde olduğunuz şey? Binay Pembe'ye mi boyayacağız? Marka danışmanlarına göre burası her şeyden önce bir aile şirketi. Evet. Bu vereceğimiz yemekte başarılı bir aile şirketinin ardındaki mutlu aile tablosunu göstermemiz gerekiyor. Ne demeye çalışıyorsun? İşine karışmak gibi olmasın ama Hanzade Hanım'ın da yemeğe katılması sergileyeceğimiz imaj açısından daha uygun olur. Buyurun, hizmetlerinizin karşılığı. Acelesi yoktu. Banka hesabıma da yatırabilirdiniz. Çalışanın teri soğumadan emeğinin karşılığını vermek lazım. Ben böyle öğrendim, böyle yaşadım. Çok düşüncelisiniz. Her şey için teşekkür ederim. Eğer tekrar ihtiyacınız olursa... Tabii, ararım. Hoşça kalın. İyi günler. Güle güle. Merhaba Hanzade. Merhaba. Ömer Asaf daha okuldan gelmedi galiba. Erken geldi. Ben seni görmeye geldim. Eğer vaktin varsa biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Gel. Hadi ama asma suratını. Konuşmuştuk bunları. Darılmaca, gücenmece yok. Hem gör bak bundan sonra daha ne fırsatlar çıkacak karşına. Ben şunlara kancayı bir takayım. O zaman istediğin kadar çıkarsın Akın'ın karşısına. Bırak da bu işi kendi yöntemlerimle halledeyim. Anlaştık mı? Tamam mı dedim? Tamam. Ha şöyle, sen söz dinlediğinde daha da güzelleşiyorsun be. İltifat ediyorum canım. Buyurun doktor hanım, eve teslim. Böyle hizmet nerede görülmüş ya? Teşekkür ederim. Rica ederim, benim için zevkti. Hoşça kal. Karşında çocuk var sanıyorsun ama ben sana gösteririm Cemal Bey. O yemeğe sensiz de giderim. Teşekkür ederim. Zahmet oldu. Rica ederim. Eve iyice yerleşmişsin. Bir eksiğiniz yok değil mi? Bunu sormaya mı geldin Galip? Hayır. Ben senden bir şey istemeye geldim. Yarın gece şirketin yemeği vardı. Biliyorum. Aslında bir iş yemeği. Holding bünyesindeki şirketler ve ortaklarla verilen bir yemek. Aynı zamanda holdingin tanıtımını yapmış olacağız. Basın da orada olacak. Benden istediğin nedir? Biliyorum tuhaf bir durum ama bir geceliğine de olsa Ömer Asaf, sen ve ben bir aile gibi görünebilir miyiz? Bunu senden istediğim için bana kızacaksın belki ama bu sadece benim için değil, ailenin geri kalanı için de önemli. Holdingin bütün hissedarları için.
Yemekte yanında durup karınmış gibi davranmamı istiyorsun. Holding tanıtımı için, öyle mi? Bunu sana teklif etmemeliydim, özür dilerim. Anne? Kızım, sana haberlerim var, çok şaşıracaksın. Ne oldu? Galip'in peşinde olan şu kadın var ya, Suna. Ne olmuş Suna'ya? Ya Nermin, gideceğim dedim ama ertelesem mi acaba? Galip'in yemeği için mi? Ben çok kararsızım Nermin. Bu kadar düşünme, Fizan değil ya. Birkaç saatlik yol gidip anneni göreceksin. O birkaç saatlik yol şu an bana dünyanın öbür ucu. Vallahi ne diyeyim, sen de haklısın. Bunca zaman arada kırgınlık olduktan sonra kolay değil tabii. Ama bana sorarsan gidip onu görmelisin. Ne kadar zor olursa olsun bu ikiniz için de iyi bir fırsat. Peki ya eski defterleri açarsa? Canım niye açsın? Geçip gitti, unutuldu onlar. Annem hiçbir şeyi kolay kolay unutmaz. Unutmaya karar vermiş ki çağırıyor işte. Galip'ten bahsedecek misin ona? Yok bir şey oğlum. Geçerken uğrayıp Hanzade'nin hatırını sorayım dedim. Bırak oyun oynamayı anne. Dediğini duydum. Anlatsana, Suna hakkında söyleyeceklerini merak ediyorum. Peki Galip. Suna daha önce evliymiş. Nereden öğrendin bunu? Önemi var mı? Öğrendim işte. Haberin yoktu değil mi? Sana söylemedi. Suna hakkında araştırma mı yaptırdın? Bu gizli işlerinden hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Suna senden gerçeği gizlediği için bana mı kızıyorsun? Senin gizlediğin gerçeklerin yanında hiç kalır. Hem ne var bunda? Ben de daha önce evliydim. Sen onu mahvedene kadar gayet mutlu bir evliliğim vardı. Neler söylüyorsun oğlum? Ben hep sizin mutluluğunuz için çabalayıp durdum. Mutluluğumuz için. Doğru ya. Yaptığın her hatanın da bir bahanesi var. Bizim mutluluğumuz için. Bak ne kadar mutluyuz anne. Tek istediğim bir arada olmanızdı Galip. Bizi paramparça ettin. Galip. Kızım. Kızım, sen beni anlıyorsun değil mi? Demek yaptıklarımın zerre kadar değeri yokmuş. Yazıklar olsun bana. Hay Allah, nereden karıştırdım şimdi Galip'i? Ay kusura bakma Suna ya. Bunu hiç düşünmemiştim. Düşünme zaten. Anlatmazsın, olur biter. Eninde sonunda öğrenir. E o zaman anlatırsın, olmaz mı? Galip'in boşanmış biri olduğunu söylediğimde annemin bunu nasıl karşılayacağını tahmin ediyorum. Ben en iyisi bu gitme işini tekrar düşüneyim. İyi misin? Kusura bakma. Senin de huzurunu kaçırdık. Hiç vazgeçmeyecek. Hayatıma karışmadan edemiyor. Artık yoruldum Hanzade. Bunlarla uğraşmaya gücüm kalmadı. Kendince seni korumaya çalışıyor.
iyilik yaptığını düşünüyor. Tabii ya, iyilik. Yıllar önce bize yaptığı iyiliğin bedelini hala ödüyoruz. Ayrı da olsak bunun acısını birlikte çekiyoruz. Bebek nasıl doktor hanım? Bir terslik yok değil mi? Hayatım. Ya söyler misiniz? Kötü bir şey mi var? Bir yanlışlık oldu. Bebeğin cinsiyetiyle ilgili yanılmışız. Anlamadım. Nasıl yani? Bebeğimiz erkek değil Akın. Efendim? Bir kızımız olacak. Ama nasıl olur? Erkek olacağını söylemiştiniz. Hı hı. Ultrasonda çıkmıştı hani. Bakın, cinsiyet belirleme konusunda son ana kadar sürprizler yaşanabiliyor. Gerçekten sürpriz oldu. Ne yapalım? Sağlık olsun da. Üzüldün mü? Hayır canım. Ne üzülmesi? Olur mu öyle şey? Emin misin? Hı hı. Madem öyle, oyunu daha fazla uzatıp seni üzmeyelim. Doktor hanımla sana şaka yaptık. Şaka mı? Hı hı. Evet, ama senin bunu kaldıramayacağını düşünmedim. Oğlum olacak yani, değil mi? Evet. Sağlıklı bir oğlunuz olacak. Bu arada bunun hesabını vereceksin bana balım. Ben gideyim artık. Nasıl istersen. Yemek konusunu düşünecek misin? Düşünmeme gerek yok. Geleceğim. Teşekkür ederim. Yarın akşam görüşürüz. Görüşürüz. Semih Bey. Ne var Yusuf? Rahatsız edilmek istemediğinizi biliyorum ama bu haberi görmeniz lazım. Görelim bakalım. Bak sen şu işe. Fotoğraf makinem olsaydı da çekseydim o halini. Hani oğlum olacaktı? Ağlayacaktın neredeyse. Hadi oradan. Kızımız olacak deyince gözlerin doldu ama. Toz falan kaçmıştır. Tabii. Akın, eğer bebeğimiz gerçekten kız olsaydı üzülür müydün? Üzülür müyüm hiç balım? Belki birazcık. Akın. Şaka yapıyorum hayatım. Kız ya da erkek ne fark eder? Önemli olan bebeğimizin sağlıklı olması. Ama orada öyle demedin. Üzüldüm bence. Hayır, üzülmedim. Şaşırdım sadece. O kadar alışmıştım ki oğlum olacağı fikrine. Neden peki? Bilmem. Abimle Ömer Asaf yüzünden belki de. Nasıl yani? Anlatması çok güç. Aralarındaki baba oğlu ilişkisine özenmişimdir hep. Bu yüzden oğlum olacağını öğrendiğimde çok sevindim. Ama bu kızım olsaydı üzüleceğim anlamına da gelmez küçük hanım. Peki tamam. Aslında bebeğimiz erkek olduğu için sen de çok şanslısın. Nedenmiş o? Sana iş kalmayacak hayatım. Erkek çocuk konusunda deneyimliyim ben. Ömer Asaf'ı da ben büyüttüm sayılır. Akın çok komiksin. Öyle tabii. Ömer benim oğlum sayılır. Tamam, altını değiştirmedim ama uyumadığı zaman da ben uyuturdum ya. Oğlunu da uyutacak mısın? Uyutacağım tabii. Canım benim. Anlaşılan Çelebiler'in işleri tıkırında. Holding açılışları, partiler, yemekler. Ben buradan kurtulmak için debelenip durayım, seninse keyfine diyecek yok. Yusuf. Temiz bir telefonla yeni bir pasaport ayarla bana. Hemen. Ama Semih Bey... Yusuf! Telefon ve pasaportu hemen istiyorum. Peki Semih Bey. Yakında oradayım Galip. Yanı başında. Abimi bekleseydik gelmeyecek mi? Nereden bileyim? Çok merak ediyorsan ara sor. Afiyet olsun. Sağ ol abi. Hoş geldin Galip abi. Biz de tam seni konuşuyorduk abi. Bu evde konuşulacak başka mevzu yok zaten. Hoppala. Ne oluyor size ya? Anne nereye?
Odama çıkıp biraz dinleneceğim. Bir şey yemediniz ki. İştahım yok. Size afiyet olsun. Abi ne oldu anneme? Ne olmuş? Sinirleri tepesinde yine. Tartıştık biraz. Bir şey mi oldu? Her zamanki şeyler. Oyun tahtasına çevirdi hayatımı. Doktora gittiniz mi? Gittik abi. Nasıl oyuna geldiğimi bir bilsen. Hayrola? Ömerciğim yavaş ye. Anne çok güzel olmuş ya. Anne ben yarın ne giyeceğim? Okul formanı. Ya anne partide diyorum. Yemekten sonra birlikte bakarız. Papyonluk kıyafetimi giyebilir miyim? Olur tabii. Çok mu heyecanlısın? Evet. Sen değil misin? Babam da orada olacak değil mi anne? Evet Ömerciğim. Biz babanla gidiyoruz. Seni amcan getirecek. Babaannem de orada olacak. Ne güzel değil mi? Hepimiz birlikte olacağız. Abi, yemekten sonra seninle biraz çalışalım mı? Yurt dışından teklif veren şu firmaları incelememiz lazım. Akıncığım artık eve de mi iş getiriyorsun? Hayatım, bunun acelesi var. Adamlar bizden haber bekliyor. Hem uzun sürmez. Hemen bitiririz. Değil mi abi? Vallahi Akın bana sorma, ben yokum. Hayrola? Sunay'a uğrayacağım. Anladım. Ya abi bir şey soracağım ama ne olur kızma. Suna adını çok sık duyuyorum. Hatta Ömer Asaf da çok seviyor. Acaba... Biz bir süredir birlikteyiz Akın. Bilmek istediğin başka bir şey var mı? Yok abi. Dediklerimi iyice anladınız mı? Anladık Semih Bey. Güzel. Hadi bakalım. Unutmayın, hata istemiyorum. Galip, ne işin var burada? Hoşça kal demeden mi gidecektin? İşlerin olduğunu düşündüm. Sen iyi misin? Hı, iyiyim. Yorgun görünüyorsun. Yoğun bir gündü. İstersen ben bırakayım. Bana yolda geçmişini anlatırsın. Birlikte yolculuk yapmak güzel olurdu ama... Yalnız gitmem lazım Galip. Belki bir dahaki sefer. Belki. Artık gitsem iyi olur. Peki. Dikkatli kullan. Dönünce ararım seni. Çabuk dön. Patron, bunlar Roman polisiyle bağlantıya geçmiştir. Sınıra varmadan yakalanmayalım. Telaş etme Yusuf. Bu memlekette benim gibi bir sürü kanun dışı adam cirit atıyor. Neden? Çünkü işler kanunla değil, parayla yürüyor. Kesenin ağzını biraz açtık mı sınıra kadar kimse rahatımızı bozamaz bizim. İyi de patron, asıl mesele sınır zaten. Bir polis vuruldu. Orada artık rüşvet sökmez. Orası için de bir çare düşünmüşümdür herhalde, değil mi Yusuf? Merak etme sen.
Çok kırıldım Hanzade. Beni nasıl suçluyor gördün değil mi? Galip'i biraz kendi haline bıraksan anne. Daha iyi olmaz mı? Erkekleri kendi hallerine bırakmaya gelmez. Bunu sen de biliyorsun. Hele çevresinde böyle bir kadın dolanırken asla olmaz. Ben buna karışamam. Galip'i hiç düşünmüyor musun? Anne, Galip koskoca adam, ne istediğine kendi karar verir. Onun bir şey bildiği yok. Birlikte olduğu kadının geçmişinden bile habersiz. Ayrılıp boşanmış olması o kadar da büyütülecek bir şey değil. Sadece o değil ki. Suna iki kişinin ölümüne sebep olmuş. Nasıl? Birkaç yıl önce evli bir erkekle ilişkisi olmuş. Adam karısını boşayıp Sunay'la evlenmiş. Görüyorsun ya, bu kadın yuva yıkmayı huy edinmiş. Kimin ölümüne sebep olmuş peki? Evlendiği adam ve karısının. Kadın sonra da cinnet geçirip kocasının iş yerini basmış. Önce adamı vurmuş, sonra da kendini. Bu kadını ailemden uzak tutmak da haksız mıyım Hanzade?